cenaze namazını da kıldık. Köyünde de kılınacak inşallah. Değerli kardeşlerim, uzaktan ve yakından gelip bu acılı ailenin acısını bugün burada paylaşıyoruz hep beraber. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki bu hayat imtihan dünyası olan bir hayattır. Estağfirullah. Kulün hepsiniz dahi katın ve sümme leyna turcaun. Her nefis, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır, tatmaktadır. Sonra Rabbimize döndürüleceğimizi Allah Celle Celaluhu bizlere Kerim kitabımızda anlatmaktadır. Birçok ayet kelimesini anlatmaktadır. Önemli olan bize vaat edilen, bizim için takdir edilen bu hayatı dolu dolu helaller dairesi içerisinde o keyfiyette yaşayabilmektir. O sorumluluk içerisinde olabilmektir. Şimdi ben İsmail Kaya kardeşimizi, benim yaşıtım, 49-50 yaşında olan bir kardeşimiz, birkaç arkadaşımızın, şoför arkadaşımızın, şoför kardeşimiz ağızlarından şu cümlelerin çıktığını bugün duydum. Dediler ki hocam, İsmail kardeşimiz herkese elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışan, kendi işini bırakıp başkasının işi için koşturan bir kardeşimizdi. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi bu cümlelerin söylenmesi, içten ve samimiyet olarak söylenmesi, gönülden söylenmesi gerçekten çok önemlidir. Ve akla hemen şu gelmektedir değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Şu baki olan kubbede hoş bir sada bırakabilmek, o şekilde bu hayata veda edebilmek, sevdiklerimizin, dostlarımızın, bizim gülerek gelmiş olduğumuz bu dünya hayat içerisinde, ağlayarak geldiğimiz şu dünya hayatı içerisinde nasıl anne babamız, dedelerimiz, nenelerimiz, sevdiklerimiz gülüyorlardı, seviniyorlardı. Bir bebeğimiz geldi, bir yakınımız dünyaya geldi diye. Öyle bir hayat yaşanması gerekiyor ki hepimiz için. Bizler adeta gülerek bu hayata veda ederken etrafımızda yine aynı insanların, sevdiklerimizin, yakınlarımızın hüzünle, matemle ama bir taraftan da dua ile bizlere veda edebilmesi gerçekten çok önemli bir husustur. Allah hepimize bu güzelliği nasip olmaya ser eylesin. Kardeşimiz hastalığı sebebiyle elinden gelen mücadelesini yerine getirmeye çalıştı. Eşi, çocukları, yakınları, kardeşleri aynı şekilde bu mücadeleyi yerine getirmeye çalıştı. Ama ecel kendisine ulaştı. Ve likülü ümmetin ücel, ecel, feyizâ ce eceluhum la yestekhirûne sâveten ve la yestekdümûn ayeti kendisi için tecelli etmiş oldu. Herkes için, her topluluk için mutlaka belirlenmiş bir ecel vardır. O ecelde kime ulaşırsa artık ne bir saat ileri ne de bir saat geri alabilirsiniz. Ayet-i kerimesinin mucibince kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oldu. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, değerli büyüklerim. Bu hayata gelmiş ve hayatını yaşamış. Ve iyiliklerle yaşamaya çalışmış. Helaller derecesinde yaşamaya çalışmış. Ailesine sahip çıkmış. Etrafına sahip çıkmaya çalışmış kardeşimiz İsmail Kaya kardeşimize. Siz yakınlar olarak, sevenleri, dostları, arkadaşları olarak, şoför arkadaşları olarak bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah Celle Celaluhu bu şehadetinizi dergah hizmetinde kabul buyursun inşallah. Allah. Buyurun amin.